Merhaba, ben Necmettin Bebitoğlu. Kasapa Restorant'ın sahibiyim. Bu işi 10 yıldır yapmaktayız. Çorbaya da 2 yıldır çorba hakkında da 2 yıldır hizmet vermekteyiz. Evet. Çorbaya başlarken biraz daha aslında hem şifa olsun, hem bizim de evdeki çocuklara ihtiyacımız vardı, kemik suyu. Kemik suyunun da esas özelliği şu, içinde yüksek miktarda kolajen var. Kolajen de bağışıklığımızı güçlendiriyor. Kemik suyundaki kolajenin çıkması için en az kemiğin 12 saat ateşte kaynaması lazım. Ondan sonra da kemik suyunu terbiyeyle işleme alıyoruz ve çorba yapımında kullanıyoruz. Hangi çorbalara kullanıyorsunuz peki? Beyran, kelle paça, dil paça, çürük, ondan sonra gerdan var, işkembe çorbamız mevcut. Evet. Bunların hepsini yapıyoruz. Daha önceden de yaptığımız yarım kiloluk, bir kiloluk evler için paketlerimiz vardı. Şu anda da salgın olan hastalık dolayısıyla biraz daha belki koronavirüsüne vücudumuzun direncini arttırır ümidiyle müşterilerimize servis ediyoruz. Ve peki, evlerine paket olarak gönderiyoruz. Peki. Şöyle, bundan öncesinde de bizim siparişlerimiz iyiydi ama biraz daha kemik suyuna, özellikle evlerde çocuklara sebze çorbası yaparken de bu suyu kullanmak istiyor. Özellikle ev hanımları. Yani evde yapılan yemeklere, çorbalara kattıkları için bu ilgi biraz daha arttı. Yani aynı şekilde ilikli kemik suyu kullanıyoruz bunlarda da. Biraz terbiye kıvamı değişiyor sadece. Onun dışında taneleri ilave ederek çorbaların şeklini oluşturuyoruz. Peki. Özellikle kış aylarında her gün alırlarsa bağışıklık, özellikle sarımsakla birlikte, daha arttığı söyleniyor. Biz uzman değiliz ama biz de içtiğimiz zaman şifa bulduğumuzu düşünüyoruz. Genelde sabah öğlen oluyor ama akşamleyin daha yoğun oluyor. İnsanlar biraz daha işlerinden sonra, evlerine gitmeden önce içiyorlar. Paket servis alıp evlerine götürüyorlar. Ha, bu şekilde dağılım yaşanıyor. Kayseriler kemik sulu ve ilik sulu çorbalarla koronavirüsüne karşı önlem alıyor diyebiliriz.